kafadan çıkıyor bu yangın. Öyle önce öyle bize kısırlarla söyledi. Gidiyorlar, söndüğünde öbürkü gün peyzeler de yanacakmış. Anladın? Devletten güç gelmeyse de şu ana yol var ya. Ana yoldan bu tarafa geçerse saat 3.30'da çıktı yangın. Ben oturuyordum. Mutfağımda oturuyordum. Hatta bir kız geldi söyledi Ece diye şuradan. Ayşe yenge bak dedi yangın çıktı dedi. Önce bir duman kabardı gördük yani biz. Ama durmana geldi buraya yola. Şu ana yola, bayırın üstünde yola. Saat diyelim 4-5 sıralarında müdahale oluyordu. Bu yoldan uçak geliydi yahut aranjör geliydi. Bu yoldan bu tarafa geçmedi bu memleket yanmayacaktı. Anladın mı? İhmalcılık var. Eşim de çıktı şuraya. Yok. En sonunda geldi yangın köyü sardı. Evler yanıyor diye biz bas bas bağırdık burada. İneklerimizi çıkardık. Yani kaçıralım diye köyden. Karakol geldi bizi çıkarmak istedi. Biz çıkmadık evimizden. Yani malımızı, maşakatımızı nasıl buraya son çare hani çıkmak. En azından su tutarız dedim Usta amca. Çıkmadık. Bak en güzeli şu aranjör olsaydı da şu ana yolun üzerinde o freni ıslasaydı. Yangın belki hiç bu tarafa geçemedi. Bu memleketler yandı. Abi rüzgardan. Bizim zeytinlerimiz yanmayacaktı. Rüzgar anında. 500 zeytinimiz yandı bizim. 8 tapumuz yandı. Tarlalarımız.